Fulya Öztürk hazır. Fulya Öztürk'e bir gidelim. Fulya'nın da bulunduğu alandan dinlemekte yarar var. Fulya sen neredesin ve nedir bulunduğun alandaki çalışmalar? Kahramanmaraş merkezdeyiz. Trabzon Caddesi üzerindeyiz. Gerçekten bu cadde üzerindeki durumu size hem drone kamerasından hem de aktüel kamerayla göstereceğiz. Gerçekten felaket bir durum söz konusu. Bu cadde üzerindeki hemen hemen bütün binalar yıkılmış vaziyette. Bir yandan çalışmalar sürerken bir yandan hala ama hala bölgeye takviye ekiplerin gelmesi de bekleniyor. Ve aynı zamanda yangınlar çıkıyor enkazlarda. Bu yangınların söndürülebilmesi için de itfaiye ekipleri gerekiyor. Şimdi bu canlı yayınımda bir çağrı yapacağım. Trabzon Caddesi üzerinde 7 katlı bir binanın enkazının önündeyim. Bu enkazda yangın çıktı. Bakın dumanlar yükseliyor. Şimdi bir de bu yönü de var. Bu enkazların içinden hem bir yandan canlıları çıkarmak için, enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için ekipler mücadele verirken bir yandan da yangın tehlikesi de var. Enkazların içinden dumanlar yükseliyor. Yangın çıkıyor. Bu bölgeye özellikle şu alanı da gösterelim. İtfaiye ekiplerine şu an bulunduğumuz yerde hat çekiyor, telefon çekiyor. Biz de bir takım yerlere ulaşmaya çalıştık. Canlı yayında da söyleyelim, itfaiye gerekiyor buraya. İtfaiye araçlarının gelmesi gerekiyor. Enkaz içindeki yangınların söndürülmesi isteniyor. Çünkü burada insanlar bekliyorlar hala. İçeride yakınlarımız var, akrabalarımız var diyorlar. Şimdi bu yangınlar çıkınca haliyle biraz moraller bozuluyor. Dolayısıyla bu yangınlara hemen müdahale gerekiyor. Trabzon Caddesi üzerinden bu canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Drone görüntüler de ekrana geliyor. Caddedeki son durumu Ahmet Akpolat drone kamerayla getiriyor ekrana. Şöyle ilerleyeceğiz şimdi. İtfaiye gerekiyor buraya. Tekrar çağrımızı yapalım. Kahramanmaraş merkez. Kahramanmaraş'ın en işlek caddesi burası. En işlek caddesi. Trabzon Caddesi. Şu an lokasyonu da söyleyelim. Alper bir daha bir arkanı döner misin? İtfaiye ekipleri eğer yetkililer bu yayınımızı görüyorsa, izliyorsa şu binayı gösterelim. Türkiye Diyanet Vakfı'nın yanındaki bina. Enkaz. Şu binayı gösterelim. Trabzon Caddesi. Bu cadde üzerindeki Türkiye Diyanet Vakfı binası var. Bakın bu binanın tam yanındaki enkaz. Burada yangın çıktı. Bu yangın daha da büyüyebilir. Ve burada yani içeride hala vatandaşların olduğunu biliyoruz. Çünkü bu enkazın altında kalanların yakınları burada bekliyorlar. Gördüğünüz gibi.